Değerli dinleyicilerim, anlatacağım gizemli hikayenin gerçek olup olmadığı hakkında söylentiler olmuştur. Tabii ki en doğrusunu Yüce Allah bilir. Şimdi koltuğunuza yaslandıysanız, astral seyahatteki adamın neler yaptığını ve yaşadıklarını dinlemeye hazırsınız demektir. İyi dinlemeler. Küçük yaşlardan beri bu yeteneğe sahipti. Astral seyahat. Hani şu, ruhunuzu bedeninizden istediğiniz zaman ayırıp, bedeninizin kısıtlamalarına maruz kalmadan istediğiniz her yerde gezdirebildiğiniz yetenek var ya, işte o. Bu onun minik sırrıydı. Çocukluk bu ya, eğer yeteneğinin farkına varılırsa NASA'daki bilim adamlarının kendisini incelemek amacıyla parçalarına ayıracaklarından korktuğu için bundan kimseye söz etmemişti o sıralar. 80'lerin bilim kurgu filmlerinin bildik kalıpları işte. Tabii büyüyünce bu saçma korkudan tamamen kurtulmuştu. Ama yine de bu yeteneğini sır olarak saklama kararlılığını korumayı başarmıştı. Çünkü bilinmemesi kendisi açısından daha avantajlıydı. Kendi küçük sırrı sayesinde başkalarının büyük sırları da onun olabiliyordu çünkü. Eğer insanların, tanıdıklarının, arkadaşlarının, iç çevresinin ve bunun gibi kendisinin bu yeteneğinden haberleri olsaydı bundan pek hoşnut olacaklarını sanmıyordu. Sonuçta kimse mahrem hallerinin gözlenmesi ihtimalinden hoşlanmazdı. Hele bunu tanıdıkları birinin yapması ihtimalinden hepten nefret ederlerdi. Büyük birader bizi gözlüyor fikri aşinaydı. Her ne kadar itici gelse de gerçek hayatta internet sağ olsun kabul göreli çok olmuştu. İnsanlar artık en basit uygulamaları bile indirirken o uygulamaların yaptıkları her hareketi, gittikleri her yeri, yazdıkları her metni, indirdikleri her diğer uygulamayı ve benzeri pek çok aktivitelerin izlenmesi ve kayıt etmesi izinli bile isteğe veriyorlardı. Belki bu işlemler makine ve yazılımlar tarafından gerçekleştirildiği için o kadar rahattı insanlar. İnsanlar tarafından bilhassa tanıdıkları biri tarafından izlenmekten hoşlanmazlardı. Onları asıl rahatsız eden de buydu. Keza astral seyahat yeteneğinin olduğunun bilinmesi, çevresindekileri ona karşı temkinli hatta mesafeli olmaya iterdi. Bu da istenen bir sonuç değildi. Neticede insanlar en ayıp davranışlarını, en iğrenç sapkınlıklarını, en komik takıntılarını yalnızken yahut tanımayacakları emin olduğu yer ve zamanlarda ortaya koymayı tercih ederlerdi. Astral seyahat sayesinde çevresindekilerin neler yapacağını izliyordu. Bu gizli yeteneği ona gerek özel hayatında gerek iş hayatında bir sürü avantaj sağlıyordu. Kariyerindeki hızlı yükselişini bile mesleki kabiliyetinden ziyade astral seyahatteki yeteneğine borçluydu. Bütün bunların dışında yeteneğini biraz daha farklı bir yönde de geliştirmeye çalışıyordu. Astral seyahate çıktığı zaman bedenin uyku moduna girmesini önlemenin bir yolunu bulmaya çalışıyordu. Bu tam olarak mümkün olmasa da bedenine çok hızlı giriş çıkışlar yapabilmek için antrenman yapıyordu sık sık. Giriş çıkış hızını şöyle 3-5 saniye falan çekebilirse kumar masalarındaki muhtemel başarısını hayal bile edemiyordu. Yani şöyle, vücudu kendini salmadan birkaç saniyeliğine karşısında oturan adamın arkasına geçip elini görebilmeye yetecek kadar bir süre için giriş çıkış yapabilse tamamdı bu iş. Oldu olası seyahatleri için öyle uzun konsantrasyonlara ya da meditasyonlara ihtiyaç duymamıştı ama yine de kendini biraz geliştirmesi fena olmazdı. Ama o pek arkadaş edinmeyen biriydi ve hayatında bildik heyecanların dışında da bazı başka heyecanlara ihtiyacı vardı. Adrenalin salgılamasına yol açacak bir şeylere. 30'lu yaşlarında yalnız yaşayan, bekar, öyle pek sosyal hayatı da olmayan biriydi. Son 2 yılda evine bir misafir girmiş miydi? Hayır. Arkadaş edinmekte başarılı olduğu söylenemezdi. Bu netti. Ama o tabii bunu kendisinin sıradan bir insan olmayışına veriyordu. Sonuçta kaç kişinin astral seyahat yeteneği vardı ki bu dünyada? Tanıdığı hiç kimsenin. Ancak alttan alta bunun böyle olmadığını da biliyordu. Yani bilincinin bir düzeyi fazla arkadaşı olmayışının sebebinin özel güçleri olmadığının gayet farkındaydı. Neyse ki bilincinin o düzeyi de kendisi gibi tam bir sosyal ezikti de fazla yüksek sesle konuşamıyordu. İnsanın sosyalleşme kabiliyeti olmayınca bir de üstüne böyle tanrı vergisi bir yeteneği olunca iş ister istemez doğaüstü röntgenciliğe gelip çatıyordu işte. Vakit başka türlü geçmiyordu. Merak kediyi öldürdü derler ya, yanlış. Kediyi öldüren can sıkıntısıydı. Aslında kimsenin özel hayatını kurcalamayabilirdi. Kendinin bir tane olsaydı eğer.
Belki işler o zaman başka türlü gelişebilirdi. Ama yoktu işte. Yine böyle can sıkıntısıyla geçen bir gece saat 3-3.30 suları gezintiye çıkmıştı. Asiler gezinti tabii ki. Zaten oturduğu semtte kimse aklını yemediyse eğer gecenin o saatinde o bölgede tek başına yürüyüşe çıkmazdı. Gündüzleri her ne kadar güvenli hatta nezih bile görünebilen bir semt olsa da sakinleri geceleri işlerin değiştiğini bilirdi. Bölgede faaliyet gösteren bazı uyuşturucu çeteleri olduğunu herkes farkındaydı. Asrılar sokak gezintilerinin en sevdiği tarafı ise hava koşullarından etkilenmeyişiydi. Maddi bedenini sıcacık yatağından çıkarmadan kara kışın ortasında bile saatlerce dolaşabilirdi özgürce. Adamın dikkatini çekme sebebi her şeyden önce o semtte yeni taşınmış olmasıydı. Birkaç sabah önce markette filan gördüğünü hatırlar gibiydi. Tezgahtarla konuşurken evet yeni taşındığım gibi bir şeyler gevelediğini de duymuş gibiydi. İşe geç kalıyordu. Çok da dikkat kesilmiş değildi. Bir paket sigara alıp otobüse yetişecekti en acelesinden. Sonraki görüşü ise galiba bundan bir hafta kadar sonra olmuştu. Tam emin değildi. Önemi de yoktu. Çetelesini tutmuyordu. Ama o ilk gerçek görüş önemliydi. O, asrılar gezi sırasında evinin arka sokağında bulunan mezbelelik arsanın yakınlarında karşılaşmıştı adamla. Maddi bedenindeyken fark edemeyeceğine emin olduğu nahoş enerji dalgalar yayıyor gibiydi etrafa. Bu hissi tarif etmek çok zor. Karıncalanma ile ürperti arası tuhaf bir his işte. Örümcek hisleri. Evet, insanda kaçınma hissi uyandıran bir his. O hissin uyandırdığı dikkat nedeniyle olsa gerek aklında kalmıştı. Bir de gölgeler. Astral modda o adamın yakınlarındayken çevrede tuhaf gölgeler görüyor gibiydi. Doğrudan görebildiği gölgeler değil. Daha çok sanki gözünün kenarında, görüş alanının tam sınırında hareket eden bir şeyler. Onlardan tarafa döndükçe kendi sınırlarına geri çekilen ama hiçbir zaman tamamen kaybolmayan gölgeler ya da hareket eden, fısıldayan bir şeyler. Evet, bir de belli belirsiz, belki hiç var olmayan fısıltımsı ya da ışırtımsı ya da işitsel olduğunu sandığı bir algı. Gölgeler ya da fısıltılar belki gerçekten vardılar ya da hiç yoktular. Sorun ne tam olarak algılanabiliyor ne de yok sayılabiliyor oluşlarındaydı. Tam da bu nedenle insanın içinde tekinsiz bir his dolmasına neden oluyorlardı. Adamı takip ediyorlar gibiydi ve adam bütün bu olanların farkındaymış yahut umursamıyormuş gibi görünmüyordu. Bütün bunların belki de gerçekte olduklarından daha tekinsiz görünmesine yol açansa adamın duyarsız bir içe dönüşün içinde işine bakıyor olması gibiydi. Öyle etrafta boş boş dolaşan, amansız dalgın tiplerden biri değildi. Orası kesin. Ondaki duyarsızlık daha çok hedefine kilitlenmiş, güçlü iradeli bireylerde görünen tipte bir aldırmazlık gibiydi ve nedenini anlayamadığı biçimde uğursuz ya da korkutucu gelmişti ona. Bütün bunların toplamında adamın varlığıyla ilk irkildiğinde durmuş, bakışlarıyla uzun uzun onu izlemiş ama takip etmeye cesaret edememişti. Onu astralde ilk görüşünün üzerinden yaklaşık 9-10 gün geçmişken vaki olan ikinci karşılaşmaları tesadüfi değildi ama o gece yine aynı saatlerde özellikle onu takip etmek çıkmıştı geziye. Adamın neden kendisini bu kadar ürperttiğini, onun yakınlarındayken neden bütün alarm çanlarının aynı anda çalmaya başladığını öğrenmek istiyordu. Bu merakını bastırabilirdi elbette. Sorun şu ki canı sıkılıyordu ve o sıralar yapacak daha ilginç bir işi de yoktu. Yine o arka sokaktaki mezbellik alanı yakınlarında bulmuştu onu. Görür görmez yine bütün alarm çanları çalmaya başlamıştı. Yine o aynı tekinsiz izlenim ve hisler doldurmuştu içini. Neyse ki o astral gezintideyken, kendisi maddi dünyada olan bitenleri görebilirken, maddi dünyada olanlar onu göremiyorlardı. Hatta sadece 6. hissinin kuvvetli olması nedeniyle kendisini azıcık sezebilen birine dahi rastlamamıştı daha. Diğerleri gibi adam da onu göremiyor, sezemiyor olmalıydı. Mezbelelikte onu bulduğunda tıpkı geçen seferki gibi neredeyse vecd hali denebilecek bir işine kapanmışlıkla gömdüğü bir şeyin üzerine toprakla örtmekle meşguldü yine. Adam son birkaç ayak darbesiyle gömünün üzerindeki toprağı iyice düzlemekle uğraşıyordu. Birkaç metre ilerisinde durup dikkatle adamı ve yapmakta olduğu işi izlemeye başladığında hal böyleyken adam da hiçbir sezgisel gerilim hissetmemişti. Çevresine neredeyse elle dokunabilecek düzeyde yoğun
tekinsiz dalgalar yayan birinin kendi yaydığı gerilime bu kadar duyarsız görünmesi doğrusu çok tuhaftı. Ama mantıklıydı da bir açıdan. Aksi halde böyle kötücül dalgalar yayan bir kedinliğiyle kalp krizi geçirmeden nasıl yaşayabilirdi ki? Adam son düzleme işlemlerini de yaptıktan sonra ağır adımlarla evinin bulunduğu tahmin ettiği yöne doğru ilerlemeye başladı. Adamı arkadan takip etmeye başlamadan önce gömüsünün bulunduğu yere dikkatli bir bakış attı. Daha sonra uygun bir vakitte maddesel bedeniyle buraya gelip adamın ne gömdüğüne bakacaktı. Maalesef astral modda maddi unsurlar üzerinde fiziksel değişime yol açamıyordu. Tahmin ettiği gibiydi. Adamın evi 3 dönüm kadar yer kaplayan, mezbelelik alana bakan genişçe bir gecekonduydu. Kendisini göremediğinden emin olmasına rağmen en az 10 adım geriden takip ediyordu. Birkaç dakikalık yürüyüşleri evin kapısında sona erdi. Adam anahtarlarını çıkarıp evinin kapısını açtı sükunetle. Sonra yine aynı ağır kanlılıkla içeri girip kapıyı kapattı. Aslında adamı evin içinde de gözlemlemek istiyordu ama astral seyahatin şöyle bir problemi vardı. Nasıl bir yer olduğunu bildiği herhangi bir mekana sadece oranın son halini zihninde canlandırarak kendini ışınlayabiliyor olsa da nasıl göründüğü konusunda hiçbir fikrin olmadığı mekanlara öyle istediği gibi dalamıyordu. Bu tip mekanlar söz konusu olduğunda astral bedenini en fazla oranın önüne kadar ışınlayıp sonrasında duvarın içinden geçmesi gerekiyordu. Şimdi de öyle yapacaktı. Bir kere duvarın içinden geçip mekana girdi mi ve oranın nasıl bir yer olduğunu zihninde canlandırabileceği kadar gördü mü, bundan sonrasında istediği her seferde kendini doğrudan mekanın içinde bulacaktı. Astral bedendeyken bir duvarın içinden geçmek, maddi bedeninde yürürken havanın içinden geçip gitmek kadar kolaydı. Sadece duvarın içindeyken içeri ışık sızmadığı için duvar boyunca kısa bir karanlık olur, duvara aşınca her şey eski haline dönerdi. Bu akşam her akşamki gibi pervasız olamasa da içeri girmeye kararlıydı. Kapının önüne kadar ilerledi. Cesaretini toplamak için kısa bir süre bekledi. Böylesine yoğun, kötücül enerji yayan bir adamın evinin içinde ne gibi manzaralarla karşılaşabileceğine dair en ufak bir fikri dahi yoktu. Beklemek hayal gücünün fazlaca çalışıp cesaretini kırmasına neden olabilirdi. Keza fazla uzatmadan doğruca içinden geçmek maksadıyla ahşap kapının içine daldı. Dalmasıyla kafasının çarpması bir oldu. Hayır, bu olamazdı. Yani olsa da nasıl olurdu? Kapının içinden geçememişti. Sanki bildiğin fiziksel bedeniyle fiziksel bir kapının içinden geçmeye çalışırken olacağı gibi kapıya çarpmış, ilginç bir biçimde çarpmasının acısını daha hissetmişti. Bu da olamazdı mesela. Astral bedendeyken daha önce fiziksel bir his yaşadığını hatırlamıyordu daha önce. Kapının önünde öylece kala kaldı bir müddet. Nedenler, nasıllar kafasında, arasına şahin dalmış serçe sürüsü gibi uçuşurken ikinci bir denemeyi göze almamaya karar verdi. Temkinlice elini kapıya uzatmayı denedi sadece. Sonuç ilkine yakındı. Eli sanki maddi bedeniyle kapıya dokunuyormuş gibi içinden geçmeden sadece kapının yüzeyi boyunca kaydı. Bu ilk defa başına geliyordu. Hayatının en şaşkın anlarından birini yaşadığını söylemek abartmak olmazdı. Bir iki adım geri çekilip hem kafasını toparlamak hem gözden kaçırdığı bir şey var mı onu gözlemlemek istedi. Ne bulacağını umuyorsa artık. Nitekim hiçbir şey bulamadı da. Bir müddet daha astral bedeniyle orada boş boş dikilip durdu. Bu halin ne kadar sürdüğünü kimse ölçmedi. Her ne kadar sürdüyse artık tam geri dönmeye karar vermişti ki bu karar salt çaresizlikten değil, aynı zamanda ön sezgisel bir uyarıdan dolayıydı ve kapı açılmıştı. Adamın kapıda belirmesiyle eş zamanlı olarak elindeki tavuk kemiği benzeri bir şeyi ayaklarına doğru fırlattı. Kemik olduğunu sandığı nesne yerde sadece bir kez sekerek iki ayağının arasında durdu. Başına eğdiğinde nesnenin gerçekten de bir tavuk kemiği, çok tanıdık bir kemikti. Bunun Lades kemiği olduğunu anlamıştı. Adam herhalde çevresini çöp atmaktan çekinmeyen duyarsız tiplerden biriydi. Bunu düşününce bir an için, sadece bir an için ve her nedense bir andan daha kısa sürmüş gibi hissedilen bir an için rahatladı. Neredeyse sırıtmaya yakın ve aşağılamayla karışık bir gülümsemeyle başını kaldırıp adama baktı. Dehşetlerin en büyüğünü işte o an yaşadı. Adam da gözlerini dikmiş ona bakıyordu.
Normal şartlarda böyle olması imkansızdı. Astral bedendeyken kimse onu göremezdi. Tamam, bundan çok emin değildi yani. En azından şimdiye kadar. Kimsenin kendisini gördüğüne şahit olmamıştı. Ama adam dik dik gözlerin içine bakıyordu. Anlık bir içgüdüyle belki baktığı kendisi değildir. Astral bedeninde olduğu için bakışları onun görünmez, senyal bedeninin ötesindeki başka bir noktaya yöneltilmiştir de durduğu açıdan dolayı adam kendisine bakıyormuş gibi geliyordur düşüncesi daha ziyade temennisiyle başını arkaya çevirip adamın gerçekte nereye baktığını görmek istedi. Ama olmadı. Adamın bakışları onun gözlerine kilitlendiği gibi onun bedenini de kendi içine kilitlemişti. Bırak kafasını çevirmeyi, gözlerini dahi milim oynatamıyordu. Dolayısıyla artık emindi. Adam kesinlikle ona bakıyordu. Emin olmanın ve çaresiz olmanın ve de milim kıpırdayamaz halde adamın bakışlarının esiri olmanın neticesinde o gözlerinin içine ilk bilinçli bakışlarını attığında hayatında daha önce hiç korkmadığı kadar korkmuştu. Daha önce hiçbir kimsenin, hiçbir kimseye yönelttiği, hiçbir bakışla görmediği nefreti, küçümsemeyi, iğrenmeyi ve hıncı o bakışlarda gördü. Bir bakış nasıl olur da bu kadar çok manayı kendine toplayabilirdi? Gares, kelime olmaktan çıkmış, o bakışlarda somutlaşmıştı adeta. Adam bir yandan onu bakışlarıyla kilitlerken bir yandan da dudakları oynuyordu belli belirsiz. O anda kendini, kendisine karşı felak nas sureleri okunup kovulmaya çalışılan keri bir cin gibi hissetti. Ama durum bundan daha dehşet vericiydi. Hani o bakış sınırının sürekli etrafında dolaşan gölgeler var ya, işte onlar sanki giderek yoğunlaşmaya, yoğunlaştıkça bakış sınırından taşınıp görünür olmaya başlamışlardı. Ve o fısıltılar, hayır, adamın dudaklarını oynatmasından kaynaklananlar değil, sanki ona cevap veriyormuş gibi giderek artan, giderek hırçınlaşan, giderek tekinsiz tonlara kayan, giderek yaklaşan o fısıltılar. Kalbini asıl korkuyla dolduran onlardı. Aynı hisleri madde bedenindeyken de yaşıyor olsaydı kalbi durur, korkudan ölürdü kesin. Allah'tan şu an madde bedeninde değildi. Belki de halinin varsa eğer tek şükredebilecek kısmı da buydu. İçindeki dehşet kademe kademe yükselirken zaman nasıl da durmuş gibi geliyordu insana. Bedeniyle birlikte aklı da olduğu yere çakılmış gibiydi. Aklını mıhlayan adamın bakışları değildi ama. Yaşadığı panik onu düşünemez hale getirmişti. Bir an önce kendini toplayıp bu kamyon çarpması şiddetindeki panikten kurtulması gerekiyordu. Kendini bir an için evinin güvenli ve rahat ortamını hayal etmesiyle astral bedeni yuvasına geri döndüğü nihayet. Evim evim güzel evim. Dünyanın en güzel kilisesi bu olmalıydı. Evi, sığınağı, yuvası her zamanki gibi sessiz, güvenli ve kucaklayıcıydı. Fiziki bedeni yatak odasında geniş su yatağının üzerinde huzurla uzanıyordu hala. Adamın bakışlarının esiri olmaktan kurtulması bir yana, sadece evinin tanıdık sessizliği içinde bulunmak bile fark edilir derecede rahatlatmıştı onu. Yaşadığı korku giderek azalmakla birlikte yine de etkisi bir süre daha devam edecek gibiydi. Yaşadıklarının neden olduğu negatif duyguları üzerinden tamamen atma gayesiyle bir müddet durdu. Sadece durdu ve hiçbir şey yapmadı. Düşünmedi bile. Onu o halde biri görebilse travma sonrası şok geçirdiğine yemin edebilirdi. Haksız da sayılmazdı. O halde ne kadar bekledi? Bir şeyler düşündüyse eğer neler düşündü? Bundan kendi de emin değildi ama sonunda kendini biraz da olsa topladığında milyon tane soru aynı anda hücum etti kafasına. Nasıl olmuştu da o adam kendisini astral bedendeyken görebilmişti? Onun da kendisi gibi ama neler olduğunu hiç bilemeyeceği türden doğaüstü güçleri mi vardı? Öyle ya, yoksa onu nasıl görebilirdi? Evinin içine girmesini nasıl önlemişti hem? Sanki evine daha önce bir koruma büyüsü yapılmış gibiydi. Cinlere vesaire seyyal varlık ve kötülüklere karşı koruyucu muskalar hatta büyüler yapılabildiğini duymuştu ama kendisi gibi astral gezginlere karşı da böyle önlemler alınabiliyor muydu? Hem sonra o meşhum adamın gizliliği niyeydi? Muhakkak ki evine o koruma şeysini, büyüsünü, muskasını, enerji kalkanını, her neyse artık onu düşünerek zararsız bir astral gezginini gözlerinden korumak için koymamıştı. O halde neyin peşindeydi bu adam? Ve bakışlarındaki o kin de neydi öyle? Kendisine karşı mıydı öfkesi? Yoksa onun gibi olan herkese mi? Her neyse.
galiba gereğinden uzun bir süre bu yanıtsız soruların cevabını aramakla geçirmişti. Aslında bütün bu sonu gelmez soru ve sorunlardan da öte ve daha önemli bir problem vardı şu anda. Bütün o cevapsız soruları kafasının içinde döndürüp durmayı bırakıp bir an önce ve sadece bu soruna odaklanması gerekiyordu. Söz konusu olayı yaşayalı 10 günden uzun bir süre geçmişti ve bir an önce bedenine geri girmenin bir yolunu bulması gerekiyordu. Yatak odasındaki geniş su yatağın üzerinde sallantısızca uzanan çarpılmış bedeni çürümeye başlamıştı bile artık. Bu ilginç hikayeden aslında en büyük çıkaracağımız ders, astral seyahatin ne kadar tehlikeli olduğunu ve hiçbir ilmi bilmeden doğuştan böyle bir yetenek olsa da yapmaya kalkışmamamızdır. Allah hepimizi korusun. Kıymetli dinleyicilerim, bu hikaye hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayalım. Hoşça kalın.